Sayfa 3. Bildirim gölgesi. Apple Soft ekran kaydedici kaydediyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine yeni bir Android videosunda birlikteyiz. Biliyorsunuz bilgisayar için ayrı, telefon için ayrı videolar çekiyorum. O yüzden artık böyle ayrıştırarak anlatmaya karar verdim. Android videosu ile birlikteyiz. Bugünkü konumuz Talkman ekran okuyucusu. Talkman diye mi okunuyor? Neyse artık. Diğer adıyla JSO ekran okuyucusu. Bunun yeni sürümü geldi az önce. Gruptan attılar arkadaşlarım bana yeni sürümünü. Ben de şimdi size bunu tanıtacağım. Yeni sürümde neler var neler yok hep birlikte göreceğiz. Bir de bu videonun altına o JSO ekran okuyucusunun indirme adresini koyacağım. Bu defa indirme adresi de olacak. İsteyen bu videonun altındaki indirme adresinden ki yorumlara da bırakacağım aynı adresi dosyayı indirebilecek. Sözü fazla uzatmadan ve işin teorik kısmıyla sizi sıkmadan incelemeye başlayalım. Bildirim gölgesi, hızı ayarlar. Bildirim gölgesi, JSO. Açıklamalarını dinleyelim önce. JSO, uyarı tam JSO. 177 öğeleri gösteriliyor. Ben de daha yeni sürümü ilk defa kurdum ve açıklamalarını falan video kaydı yapmadan dinlemedim. Geçelim. Talkman ekran okuyucuya hoş geldiniz. Talkman, körler için bir ekran okuyucu yazılımıdır. Cep telefonunuzu daha verimli kullanmanıza imkan veren en iyi uygulamalardan biridir. Temel ekran okuyucu ayarlarını yapma konusunda yardım almak için ayar sihirbazına tıklayın. Gizlilik, uygulamanın gizliliğe yönelik açıklamalarını okumak için izin açıklamasına tıklayın. Sihirbazdan çıkmak için çıkışa tıklayın. İzin açıklamalarını ben okumayacağım çünkü orada resmen destan yazmışlar. Ha, kötü bir şey değil. Tabii ki çok güzel ama ben sıkılıyorum. Ben izin açıklamalarını okumayacağım o yüzden. Siz dilerseniz ekran okuyucusunu kurduğunuz zaman sıkılmazsanız şayet okursunuz izin açıklamasını ama resmen oraya destan yazmışlar yani upuzun yazı. O yüzden ben hiç bakmayacağım oraya. Oraya bakmadan hemen bir sonraki adıma geçeceğim. Ayar sihirbazı tuşu, izin açıklamaları tuşu, çıkış tuşu, ayar sihirbazı tuşu, uyarı izinleri kontrol et, izinleri kontrol et. Talkman, fotoğraf depolamak, ses efektlerini çalmak ve depolama izinlerini kullanmak gibi bazı temel izinlerin kullanılmasını gerektirir. Bu izinleri vermek için sonraki adıma tıklatın bu. Yazılımın temel izinleridir. Yazılımdan çıkmak için iptalı tıklatın. Ha, bize burada ince bir mesaj vermiş. İncecik bir mesaj vermek istemiş bize burada. Bu izni ya verin ya da programı kapatın demek istemiş. İzin vermeden programı kullanamazsınız demiş yani. Bir de hani şunu ima etmeye çalışmış. Bu program herhangi bir kötü niyetli amaca sahip değil şeklinde. Hani ince bir mesaj vermiş. Neyse anlayan anlar zaten oradaki ince mesajı. Sonraki adım tuşu. Uyarı soldan sapçı esmo. Uygulamasına cihazınızdaki fotoğraflara, medyaya ve dosyalara erişme için izin verisi mi? Geldi şimdi izin istemeye başladı. Kaç izinimiz varmış ona da tek tek bakalım şimdi. JSO, uygulamasına cihazınızdaki fotoğraflara, medyaya ve dosyalara erişme için izin verisi mi? 1-2. İki tane izin istiyormuş, tamam. Reddet tuşu, izin ver tuşu. İzin veriyorum. Tekrar bakalım. JSO, uygulamasına telefon aramaları yapma ve çağrıları yönetme için izin verisi mi? 2-2. Reddet tuşu. İzin ver tuşu. Evet, izin verdim. Şimdi buradaki açıklamayı dinleyelim. Soldan sağa kaydırarak gezin. Talkman'da odağı ileri taşımak için yukarı kaydırın. Odağı geriye taşımak için aşağı kaydırın. Kısa yol işlevlerini yerine getirmek için sola ve sağa kaydırın. Odağı taşımak için sol ve sağ kaydırma hareketlerini kullandığınızda çağrı yanıtlamak ve reddetmek gibi kısa yolları aşağı yukarı kaydırarak yapmanız gerektiğini unutmayın. Evet, böyle bir açıklama sunuyor. Soldan sağa kaydırma hareket düzenini kullan tuşu. Yukarı aşağı kaydırma hareket düzenini kullan tuşu. Çıkış tuşu. Soldan sağa kaydırma hareket düzenini kullan tuşu. Bunlardan birini seçebilir veya
Yazılımdan çıkabilirsiniz. Ben soldan sağa hareket düzenini kullanmak istiyorum. Uyarı kullanım ipuçlarını oku. Burası zaten hepimizin bildiği bir şey ama yine de buradaki açıklamayı da dinlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Kullanım ipuçlarını oku. Kullanım ipuçları yeni bir kullanıcının ekran okuyucunun kullanımını öğrenmesine yardımcı olabilir. Cep telefonunuzu ilk kez kullanıyorsanız, sorunsuz bir deneyim için bu seçeneği etkinleştirmenizi öneririz. Ancak deneyimli bir mobil cihaz kullanıcıysanız, daha etkili bir deneyim için bu seçeneği kapatmanızı öneririz. Evet. Kullanım ipuçlarını oku tuşu. Uyarı listedeki öğe numaralarını oku. Listedeki öğe numaralarını oku. Yine bir açıklama. Listede odaklanılan öğenin sıra numarasının okunması, liste uzunluğu ve listedeki geçerli konumunuzu daha iyi algılamanıza yardımcı olabilir. Ancak öğe adlarının okunması daha uzun olacağından, bazı kullanıcılar bu durumu zor veya rahatsız edici bulabilir. Kullanım ipuçlarını oku tuşu. Kullanım ipuçlarını okuma tuşu. Burayı okutmak istemiyorum. Seçmek için çift dokun. Burayı okumasın çünkü bunu okutursam mesela menüde geziniyorum. Benim menümde ne var? Google klasör, Chrome, Galaxy Store gibi şeyler var. Mesela ben bunu etkinleştirirsem menüde gezinirken bir Google klasör, iki Galaxy Store, üç bilmem ne menüdeki öğelerin adını söylemeden önce 1, 2, 3 diyor. Ben de bu konuda yani ekran okuyucusunun açıklamasında olduğu gibi bunu rahatsız edici buluyorum. O yüzden kullanım ipuçlarını okuma tuşu. Burayı okutturmayacağım. Uyarı bildirim panelindeki bildirimleri oku. Geçelim. Bildirim panelindeki bildirimleri oku. Bildirimleri oku. Ekran okuyucunun gelen bildirimleri okumasına izin verir. Tüm bildirimlerin okunması için bu seçeneği açın. Rahatsız edilmek istemiyorsanız bu seçeneği kapatmanızı öneririz. Ha, bu yine tercih edilen bir olay. Voice Assistant'taki kilit ekranındayken konuş veya ekran kilitliyken konuş. Artık tam olarak yani neyse o seçeneğin adı şu an anımsayamadım. Onun o ekran kilitliyken konuş seçeneğinin daha geliştirilmiş bir versiyonu. Ama ben kullanacağım. O yüzden etkinleştiriyorum. Bildirimleri oku tuşu. Yapmak zorunda seçmek için çift dokun değilsiniz. Tercih meselesi. Ben istiyorum, istediğim için etkinleştiriyorum. Yoksa bunu yapmazsan şöyle olur, bunu yapmazsan böyle olur diye bir kaide yok. Zorunlu değil. Ben tercih ettiğim için seçiyorum ama siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Devam edelim. Uyarı teksten testleyici kullan. Beni ilgilendiren konu burası. Teksten testleyici kullan. Okunan bilgiler için 2 TTS motoru kullanmak isteyip istemediğinizi seçin. İlki, mevcut odak ve diğer çok önemli şeyler gibi ana bilgileri okumak için kullanılacaktır. İkinci motor, bildirimler ve baloncuklar gibi önemli mesajları okumak için kullanılacaktır. Tek sentezleyici kullan tuşu. Tek sentezleyici kullanma tuşu. Tek sentezleyici seçmek için çift dokun. Kullanma diyorum. Ne kadar sesim varsa hepsini kullansın. Uyarı kurulum tamamlandı. Kurulum tamamlandı. Evet. Pardon bu arada. Kurulum tamamlandı. Varsayılanları ayarlayabilirsiniz veya ayar sihirbazını yeniden çalıştırabilirsiniz. Tamam tuşu. Kurulum tamamlandıktan sonra burada birkaç seçenek var. Bunlar nelermiş? Bunları görelim çünkü bir daha karşımıza çıkmayacak bunlar büyük ihtimalle. CSO, ayar sihirbazı, izinleri kontrol et. Diğer uygulamalar üzerinde göster izinlerini kontrol et. Uygulama işlevlerinin düzgün çalışabilmesi için kil optimizasyonunu yok say seçeneğini işaretleyin. Bildirim görüntüleme izinlerini kontrol et. Otomatik başlat ayarlarını aç. Talkman ekran okuyucu hakkında sayfasını aç. Evet. CSO seçmek için çift son uygulamalar. Sayfa 3-3. Yeni neler var bakalım. CSO. Genel ayarlar. CSO. Ayar sihirbazı. Konuşma hızı. Sentezleyici ses seviyesi. Kullanım ipuçlarını oku. Listedeki öğe numaralarını oku. Bildirim panelindeki bildirimleri oku. Soldan sağa kaydırarak gezin. Varsa özel parmak hareketlerini kullan. Özel parmak hareketi evet, ayarları. CSO. Bilindik bir şey. Şurada küçük bir değişiklik olmuş. CSO 2 0 20 11 17 email 94604929 @qq.com tuşu. Seçmek için çift dokun. Çift dokun ve uzun basmak için basılı tutun. Grubun yani Talkman'ı geliştiren grubun e-posta adresiymiş. Geçelim. Genel ayarlar.
Sentezleyici ayarları. Sentezleyici ayarlarına seçmek girelim. Seçmek için çift dokun. Sentezleyici ayarları. Yukarı git tuşu. Sentezleyici ayarları. Ana sentezleyici motoru, içeriklerin okunması için kullanılan sentezleyici motorudur. Seçip ikinci sentezleyici motoru. Tek sentezleyici ku. Sistem metinden ku. Emojileri oku. İş özel sembolleri seslen. Özel sembol ayarları. Diğer ayarlar. 1.8.8 öneri uyarı diğer ayarlar. 1.7 sistem sentezleyici ses yüksekliği. Okunacak bildirimleri sıraya ekle. Diğer sesleri azalt. Kop. Sözcük tarama modunda konuşmayı yavaşlat. Virgül ekran okuyucu ses seviyesi medya ses seviyesi yerine zil sesi seviyesini kullan. Ara yanı 5.11.12 öğeleri gösteriliyor. Şun körü geçiyorum çünkü buraları zaten biliyoruz. Yenilik araştırıyoruz şu anda yeni bir şey var mı diye. Yakınlık sensörünü kullan. Ekranı açık tut. Metin okunurken ekranı açık tut. Gelişmiş kilitlenme önleyiciyi kullan. Rakamları tek hane olarak noktalamaları oku. İşaret klavyede büyük harf. Yakınlık sensörünü kullan. Yakınlık sensörüne dokunulduğunda konuşmayı durdur işaret kutusu. Seçili değil. Bu yoktu. Yakınlık sensörü galiba. Tam anımsayamadım. Şimdi ezbere konuşmuş olmayayım. Sanırım yoktu bu. Yeni geldi. Yakınlık sensörü. Klavyede büyük harfleri seslendir. Sentezleyici ayarları. Çıkıyorum buradan. Geri bildirim ayarları. Geri bildirim ayarlarına girelim. Geri bildirim ayarları. 1.7.7 öğeleri gösteriliyor. Ses ve geri bildirim. İşaret kutusu. Seçildi. Ses efekti ses yüksekliği. Ses paketleri. Ses efekti ses yüksekliği. Şurayı güncellemek uyarı ses efekti ses yüksekliği. Seçin ekran okuyucusunu. 95. Seçili değil. Aynı ayarına geri getireceğim. 100. Seçili değil. Kendi kullandığım ayara. 97, 90, 99, 100, seçim, geri bildirim ayarları, ses paketleri, varsayılan, ses ayarları, ses paketlerini yönet, titreşimli geri bildirim, işaret kutusu, ses paketlerini yönet, ses paketlerini yönet, liste görünümü, sıfır öğelerini gösteriyor. Bu yoktu burada, yani ses paketlerini yönet menüsü vardı da bu kısımda yoktu, bunu buraya da almışlar. Bunu NVDA'nın eklenti yöneticisi gibi kabul edebilirsiniz. Hani ses indirdiğiniz ses paketlerini kontrol edip ayarlarını yapabilir veya hoşlanmadığınız ses paketlerini kaldırabilirsiniz. Geri ses paketlerini titreşimli geri bildirim. İşaret kutusu seçili değil. Bunu seçmiyorum. 1.7.7 öğeleri titreşim yoğunluğu. Uyarı hafif seçili değil. Geri bildirim ayarları. 1.7.7 öğeleri gösteriliyor. Eser kalmasın. CSO geri bildirim hareket ayarları. Hareket uyarı hareket ayarları. 1.7.15 bekleniyor. Burada bayağı bir ayarlar seçeneği var. Belli ki burası bekleniyor diye uyarı veriyor. Parmak hareketleri paketi varsayılan. Varsayılan parmak hareketi ayarları kısa parmak hareketi listesi. Parmak hareketi ayarları bu hareket uygulamaya özgü parmak hareketleri paket. Oyuncu modunu kullan. Alternatif hareket ayarları, kaydırma ayarları, kenar hareketi ses tuşu ayarları, klavye kısa yol ayarları. Klavye kısa yol ayarı, dokunma hareket ayarı, çok bölümlü parmak hareketleri, parmak izi okuyucu hareket ayarları, diğer ayarlar. Bakıyorum. Uyarı diğer ayarlar, sağla, komut yok. 1. Sağlama hassasiyeti, 20. Sağlayarak çağrıları yanıtla, işaret, sözcük tarama modunda gelişmiş tarama modunu, sözcük tarama modunda özel parmak hareketlerini kullanma, işaret kutusu, seçildi. Gelişmiş tarama modunu kullan, yalnızca gelişmiş kullanıcılar, işaret kutusu, seçili değil. Çoklu parmak hareketlerini kullan, 11 ve üzeri Android sürümü gerekli değil, işaret kutusu, seçili değil. Evet bu da yeni seçmek bir, için çift dokun. Özellik. Parmak hareketlerini etkinleştir. Tamamen görme engelliyseniz hareketleri devre dışı bırakmayın. İşaret kutusu seçildi. Hareket ayarları. Hmm. Dokunma çok büyük. Parmak izi okuyucu esmo bildirim ayarları. Gelişmiş ayarlar. Eklentiler. Eklentilere bakalım. Eklentiler. Liste görünümü. Boş sıfır öğelerini düzenle tuşu. Herhangi bir eklenti yok. Gelişmiş ayarlar. Eklentiler. Pluginler ve araçlar. Pluginler ve araçlar. Liste görünümü, 0 ölçü esmo, pluginler ve araçlar, ek kaynaklar indir. 4.14.15, seçmek için ek kaynaklar indir. 1.8.8 evet, önerileri gösteriliyor. Ek kaynaklar indir bölümüne bakalım. İndirilen. Uygulama. Uygulama. Unable to resolve all such esmo limited. No address source. Ek kaynak, ses paketleri, bildirim gölgesi. Ek kaynaklar, uygulamaya özgü, eklentiler, pluginler ve sesli eğitim. Esmo, eklentiler, pluginler ve ek kaynak, not. Erişilebilirlik ayarları, kullanıcı merkezi, yardım ve geri bildirim. Çok da yeni bir seçmek şey. Seçmek için çift dokun. Yokmuş açıkçası. Son uygulama CSO. CSO sayfa 3.3. Sanırım sadece stabilizasyon iyileştirmesi yapılmış. Fazla da bir yenilik yokmuş. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça ve sevgiyle kalmanız dileğiyle.